Şimdi Almanya'dayız. Almanya'da genç yaşta telekomünikasyon alanında başarılı çalışmalar yapan ve tam 4 şubeyle dikkatleri üzerine çeken Ali Haydar Özsoy'un başarı hikayesi için Gelsenkirchen'deyiz. Sevgili seyirciler, telekomünikasyon sektörü her geçen gün biraz ilerliyor. Dünyada birçok şirket sektörden pay almak için sürekli ilginç kampanyalar yapıyor. Biz de hem sektörü konuşmak üzere hem Avrupa'da kütükler bu alanda neler yapıyor onu öğrenebilmek adına Gelsenkirchen'de bulunan bir firmaya geldik. Bir Türk firması burası da, Ashop adı altında çalışan bir firma. Buradan içeri girelim, hem sektörü konuşalım hem Türklerin bu alandaki başarıları nelerdir onları konuşalım istiyoruz. Evet Önder, girelim içeriye. Evet, girelim bakalım sektörde neler oluyor, Türkler burada ne kadar etkin. Efendim merhabalar. Merhaba. Gülbahar, merhaba. Bir tanıyalım öncelikle siz lütfen. Ben Ali Özbay. 10 yıldır bu mesleği yapıyorum. Sizi tanıyalım. Büşra Sönmez. Gelsenkirchen'de doğup büyüdüm, burada yaşıyorum. Evet. Peki sizin şirketinizi bir tanıyalım. Neler yaparsınız? Almanya çapında 80 tane şubemiz var. Ashop olarak değil mi? Aynen. Evet. Ashop olarak. 4 tanesi bize aittir. Gelsenkirchen, Recklinghausen, Bottrop. Bir de Gelsenkirchen bu. Hem Vodafone'u hem O2'yu hem Telekom'u temsil ediyoruz. Peki neler yapıyorsunuz? Yani ben geldim, buradan telefon almak istiyorum, bir hat almak istiyorum. Önemli olan zaten müşteri ne istediği. Evet. Ondan sonra zaten hani ona göre kampanyalarımızı sunuyoruz müşterilerimize. Peki seviyor musunuz yaptığınız işi? Tabii ki. Yoksa 10 senedir bu mesleği yapmam. 10 sene çok uzun bir süre gerçekten. Artık hani mesleğiniz de olmuş. Nasıl başladınız? Daha önce çalışandım bu şirkette. Ondan burada mı çalışıyordunuz? Gelsenkirchen'de çalışıyordum. Evet. 2 sene sonra devir aldım. Hı-hı. Bu ilk şubemi. 2014 yılında ortam Serkan Güney ile beraber ikinci şubemizi açtık. Hı-hı. 2016'da üçüncü, 2017'de dördüncü şubemizi açtık. Haydar Bey, siz 20 yaşında kendi işini kurmuş bir patronsunuz. Avrupa'da yaşayıp da sizin gibi olmak isteyenlere ne önerirsiniz? Korkmamalarını ve her zaman ailelerini ihmal etmelerini. Öneririz değil mi? Yani kendi işini yapmak istiyorsa önce bir kere kendine özgüven olsun. Aynen ve seçeceği mesleğin de gerçekten baştan araştırsın, aynı zamanda da işi öğrensin, kendisine emin olduğu zaman ondan sonra. Peki şimdi 20 yaşında patron olmak gerçekten çok büyük bir risk. Böyle hani sizi destekleyen ailenizden anneniz, babanız, kardeşleriniz var mıydı? Yoksa nasıl cesaret ettiniz 20 yaşında patron olmaya? O konuda gerçekten eski patronuma ve aileme çok teşekkür ederim. Çok korktum baştan ama Allah'a şükür 10 senedir bu mesleği yapıyorum. Evet. Ve 10 senedir de ayaktayız. Anne, baba size çok teşekkür ederim. Allah razı olsun bana destek verdiğiniz için. Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Genç yaşta bir gurbetçi kardeşimizi böyle kendi işinin sahibi yapmışsınız. Efendim sizi alalım mı böyle birazcık bu tarafa doğru? Alalım. Şöyle. Merhaba. Siz burada çalışıyorsunuz. Ne kadar zamandır buradasınız? Yaklaşık bir 5 yıldır. Müşteri olarak geldim. Öyle mi? Evet. Patron, işçi olarak geldi, patron oldu. Siz de müşteri olarak geldiniz, çalışan oldunuz. Aynen öyle oldum. Peki, sizin var mı böyle idealleriniz? Yani ben de kendi yerimi açayım. Bir Ashop şubesi de benim olsun gibi mesela. İlla ki, tabii ki. Patronumun da söylediği gibi ailelerin bir gururu. Çünkü kendi evlatlarının, çocuklarının ileriye dönük kendilerine ait bir iş yeri kurmasını, kendi işinin patronu olmasını çok istiyorlar. Ben de tabii ki istiyorum. O ürkeklik, deminki bahsettiğimiz ürkeklik aslında o bende var. O da bunu kırmaya çalışıyor şu an. Evet. Benim o konuda destekçim her zaman patronum oldu. Hem arkadaşım hem ailem gibi. Yani o yüzden inşallah bir gün biz de kendi şirketimizi, kendi bayiliğimizi kurarız. Yani istiyorum tabii ki. Böyle patron hani can kurban böyle patrona derler. Herkese lazım, herkese lazım. Herkese de isterim ki böyle bir patron olsun yani. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Ne güzel. Bu kadar güzel sözler için hakikaten insanın çok gururlanması lazım. Ben bile gururlandım vallahi şu anda. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Haydar Bey çok yakın bir zamanda da baba oldu değil mi? Aynen. Evet. Uğurlu geldi. Evet, bir ay önce Allah'ın izniyle bir baba oldum.
Kız erkek? Erkek. Ben çok mutlu oluyorum gençleri gördüğüm zaman böyle. Kendi işlerinde başarılı gençleri gördüğüm zaman sizler gibi. Dileriz bu röportaj burada yaşayan Türklere örnek olur. Çok teşekkür ediyorum. Soruları olduğu zaman da istedikleri zaman da kapımızı çalabilirler. Değil mi? Sevgili seyirciler, bu çok önemli. Özellikle gençler, bu röportajı izliyorsanız ya da aileler, siz izliyorsanız mutlaka bunu çocuklarınıza izletin. YouTube'dan, Simge Yapım kanalından izleyebilirsiniz bunu. Kendi işinizi kurmak istiyorsanız, danışacağınız bir konu varsa gelsen Kirhen'deki Ahşap'ta Haydar Bey'i bulun. O size mutlaka yol gösterecektir en azından. O zaman şöyle yapalım, buradan bir davet edelim. Telefonla ilgili bir problemleri varsa ya da iş kurmak istiyorlarsa gelsinler, bir bilgi alsınlar sizden. Bunu da sizden alalım. Tabii ki de, seve seve. Kontrat vesaire bu gibi şeyler için bizim adresimize gelebilirsiniz. Her zaman her şekilde size yardımcı olmak bizim boynumuzun borcu. Şubeleri tekrar söyleyelim o zaman. Ahşap Gelsenkirchen, Gelsenkirchen Bur, Recklinghausen ve Bottrop. Evet. Şu anda merkezdeyiz, Centrum'dayız. Bu dört şubeden bir tanesine gelip telefonla ilgili herhangi bir probleminiz varsa, petrak dedikleri anlaşma bizim Türkçe'de, istiyorsanız gelip buradan alabilirsiniz bizden söylemesi. Çok çok teşekkürler. Başarılar diliyorum size. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim.